Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın. Süper FM'in süpersonik dinleyicileri. Ben Mustafa Kotan. Zuhal Topal'ın günlüğünü an itibariyle ele geçirmiş bulunmaktayım. En kısa sürede yönetimle de konuşup programın adını Mustafa Kotan'ın kafa karışıklığı olarak değiştireceğim. Ne oldu? Çok komik. Aa, ne oldu? Bir dur, bir şaka yapacaktım ya. Burada şakaları ben yaparım Mustafa. Ya da yaptırırım. Aman hadi bir şaka yap bari de dinleyicilerimizin keyfi yerine gelsin. Malzeme öyle bir girizgah yaptın. Adamın biri varmış, ikinci dönem düzeltmiş. Oh, oh, oh Mustafa harika. Herkesin uykusu açıldı şu an. Kimse de sabah mahmurluğu falan kalmadı. Herkes kendine geldi kesin. Sana Sıla'nın selamı var Zuhal. Hangi Sıla? Gayri safi milli ha Sıla. Oh, bu da mı olmadı? Sen mizaha tepki olarak dünyaya gelmişsin öyle anladım ben. Tamam. Şimdi sana çok zeka içeren bir soru soracağım. Hı. Küçük su birikintisine ne denir? Ne denirmiş? Sucuk. Ay Mustafa ömrümden yedim. Bu ne işkence sabah sabah ya. Tamam o zaman konuyu kapatalım. Varsa ben bir 9 TL alayım. 10 lira vereyim düz olsun bari. Yok ben düz sevmiyorum Zuhacığım. Ben kıvrımlı seviyorum. Buradan tüm kıvrımlı bayanlara da selam olsun. Mustafa burası sana talip bulma programı değil. Yanlış gelmişse benim programıma gel istersen. Ya ben zaten talip aramıyorum ki. Bir süre takılırız sonra severek ayrılırız. Ben öyle birini arıyorum. Ha bulursun öyle birini bekle. Harekete bak ya. Ne? Vallahi seni söyleyeceğim büyük başlara. Büyük baş. Evet. Kim o büyük baş? Bizim patronlar işte. Efendim izninizle ben bu abidik gubidik ilkoku sıralarından kalma esprilere bir son vermek istiyorum. Ufak bir ara verelim. Siz sakın bir yere ayrılmayın. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı efendim. 9'a kadar Süper FM'de olacağız. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Duyduk duymadık demeyin. Bozuk ilişkileri yemeyin. İlişkilerin sultanı Zuhal Topal ile ilişki durumu başlıyor. Aferin ticari artık kestirmeden gidiyorsun. Hemen sorularımıza geçiyorum. Hadi geç bakalım. Öncesinde adreslerimizi hatırlatıyorum. Evet benim Instagram hesabım Zuhal Topal. Twitter hesabımız Zuhal'in günlüğü. Benim Instagram Mustafa Kotan bir de Snapchat'im var. Ya başlayacağım Snapchat'ine bir de bu çıktı başımıza ya. İlk sorumuzu soruyorum. Hadi sor. Zeytinburnu'ndan Huriye sormuş. Ha Huriye. Zuhal abla süsüne püsüne çok düşkün. Çeyizine aldı onlarca geceliği giymek için evlenmeyi beklemiş. Dört dörtlük biriyim. Hı. Bir aydır evliyim. Aa ne güzel. Akşam geceliğimle yatıyorum. Sabah kalktığımda ayıptır söylemesi gecelik falan yok. Allah Allah. Kocam sıcak basmıştır çıkarmışsındır falan diyordu. İnanmıyordum. Geçen akşam hapşırarak uyandım. Bir baktım kocam üstüme karabiber serpip geceliğimi yiyor. Aa. Çeyizimi bir açtım yarısı ısırılmış, yarım bırakılmış. Çoğu da mideye indirilmiş. Ne yapayım ya beni değerse bu adam. Gecelik yenir mi ya? Oo üstüne böyle tereyağını gezdirdiğimi var ya cayır cayır gider. Bir de yanına kuru soğan kıracağım yumruğunla. Allah Allah. Ekmeği bana bana yerim Zuhay vallahi. Çok zevkli bir kocanız varmış Huriye Hanım söyleyin. İyi bari seni yemiyor adam Huriye. Aslı Huriye yese daha iyi olmaz mı? Ama ben olursa bir şey diyemem. O özel hayata müdahaleye girer karışmayalım bence. Bari ben böyle bazı geceler yokluktan pikeyi yerdim ya ne günlerde. Ya sen de az yokluk çekmedin be Musti. Sorma Zuhacığım ya. Elde yok, avuçta yok, sıkıntılar, dertler. Hadi söyle bana madem bir içlendin. En çok ne yokluğunu çektin şu hayatta? Direkt isim mi vereyim yoksa genel hatlarıyla mı tarif edeyim? Al işte neyse neyse neyse. Geçelim sıradaki soruya geçelim. Antalya'dan Munire sormuş. Kim? Munire. Munire. Evet. Munire olmasın o? Bir nokta için mi kalbimi kırıyorsun? Çok ya? Özür Munire dilerim. Çok. Munire. Tabii tabii. Munire sormuş. Heh. Diyor ki. Annem Burak Özçivit'i çok beğeniyor. Heh. Benden eve ona benzeyen damat getirmemi istiyor. Ona benzemeyen birini evden içeri sokmam diyor. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'u beğeniyorum. Annemi kırmak istemiyorum ama Burak ve Kıvanç arasında kaldım ne yapacağım? Ha çok çok ciddi bir mesele. Burak mı Kıvanç mı Mustafa? Vallahi bence ikisi de olur ya şeye Munire'nin şeyine. Peki anneyi ne yapacağız? Analı kızlı çorbası yedin mi sen hiç Zuhal?
Ne var içinde bilmiyorum ben pek. İşte anası var, kızı var. Sen tokat yedin mi bu aralar Mustafa? Ya vakit bulup oraya gidemedim ama hani çok davet alıp buradan Tokatlı dinleyicilere sesleniyorum. Mutlaka görüşeceğiz yakın zamanda. Vah vah dinleyenlerin vay haline diyorum ya. Vay haline hakikaten billahi billahi. Geç 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 yeni soruya geç. Burdur'dan Fatma sormuş. Diyor ki Zuhal abla sevgilim tam bir dahi. Haklı olarak biz evlenemeyiz diyor. Einstein'dan tutun Newton'a kadar dahiler bekar ölmüşler. Ben bunu kabullendim ama ya bu zeka başka nesillere aktarılmazsa diye korkuyorum. Sence ne yapayım ablam? Fatmacığım sen bu sevginden bir IQ testi iste canım. Evlenmemek için sallıyor olabilir bu çocuk bak. Bence IQ testine gerek yok ama hızlıca çarpım tablosu sorsun. Çarpım tablosuyla zeka mı ölçülür Mustafa? O zaman hemen cevap ver. 7 kere 8. 56. Bilemedin. Bilemedin mi? Bir dakika 56 mı? Vallahi daha iyisin pardon. Bende sıkıntı. Sıkıntı varsa 7 kere 7. Bir şarkı arası verelim. Yok yok sen söyle 7 kere 7 kaç ondan sonra hadi. Şöyle hareketli bir şarkı çalsın ya hadi. Bak şarkı sen gel. Var ya sen var sen var ya. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Efendim Kotan Postası mektuplarınızı güvenilir bir şekilde dağıtmaya devam ediyor sayın dinleyenler. Daha bayır çamur dinlemem her yere paket servis. O zaman geciktirmeden postalara başlayalım derim ben. Vallahi bizde geç yok erken yok en doğru vakitte getiririm. 3 kere tıklattıysam anlayın ki ben gelmişim. Bismillahirrahmanirrahim semallahi limen hamide. Niye öyle cin gibi 3 kere tıklatın? Buyurun. Pendik'ten Murat sormuş. Mustafa abi sınava çok az kaldı. Havuz sorularını hala anlamıyorum. Havuzun dibindeki musluk mu daha hızlı boşaltır yoksa biraz yüzeye yakın olan mı? Hala havuz sorusu mu soruyorlar ya? Vallahi yazık. Musluktan havuz mu boşaltılır ki? Nereden boşalacak bu havuz? Gideri vardır açarsın su falan kalmaz. Gideri varsa açacak yeri de vardır. O da bir tür musluk sonuçta. Ya zaten havuzda iki tane musluk mu olur ya? Bir tane açarsın olur biter. Aynen zor. Bak Muratcığım dibi yüzeyi fark etmez. Direkt musluğu açacaksın sen. Yozgat'tan Kubat diyor ki... Mustafa hayırlı işler. Bu pilates işinde çok para varmış. Hele diyorlar ya diyor. Ebru Şahlı'nın emekliliği yakındır. Sektörde büyük açık olacak diyorlar. Ben açsam, senin seyreyi bağlasak, televizyonda pilates falan yapsam, sonra da parayı kırışsak demiş. Minik bir 70 kilo fazlası varmış ama topu da varmış. Sence tutar mı? Topunuz varsa bir sıfır önde sayılırsınız Kubat Beyciğim. Pilatesi top çok önemlidir. Bak 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 bak. Neler de biliyorsun sen. Evet ya bu pilates yoga top şey yoga topu yoga toplu olan değil miydi ya? Bütün sporların özünde yoga var zaten. Cirit de yoganın zopalı olanı. Oo çok iyiymiş. Teşekkür ederiz aydınlattığınız için. Tabii canım ışıl ışıl oldun değil mi? O benim doğal ışıltım ama. Bravo gerçekten. Sonra programda bana pilates köşesi mi açsak? Ama sen pilates sevmezsin ki ya. Hareket etmen gerekiyor Mustafa. Bak topun üstünde yuvarlanma falan patatesle karıştırıyor olmuyorsun? Yok ya bu pilates toplu olan değilmiş de biliyorum onu. Tamam açtık diyelim. Kim görecek oğlum burası radyo ya. Bak ne güzel işte bak nefes al. Ver derin. Bacaklar arkaya omuzla eller yana. Oo yansın o yağlar falan. Sen yağları öyle bir anlattık. Sanki ekmek balıp yiyeceksin ya. Bak bak oldu ama güzel oldu. Olmadı nöbetçiler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Söyle bakalım tornacılar ne iş yapar Mustafa Bey? Nereden çıktı şimdi? Ha biliyor musun merak ettim canım. Ne kadar hakimsin mevzuya ölçeceğim. Tornacılar torna çeker. Hiç bir tornacı tanıdığı falan oldu mu şu hayatta? Şahsen uzak durmaya çalışıyorum ben tornacılardan. Neden bir husumet mi geçti aranızda ne oldu? Ya o tornacıyla benim aramda olan bir şey. Biliyorsun tornacıyla yaşanan tornacıyla kalır. Ama bak birkaç sevgilimin bana şey demişliği var biliyor musun? Başına torna tezgaha kadar daş düşsün mü dediler sana? Yok ya öyle derler mi? Tornacı gibi adamsın Mustafa'cığım helal olsun demişliği vardır yani. Bu ne demek ya? Ne bileyim işte vallahi buradan sesleniyorum anlayan hanımlar eklesin. Sıvacılar ne iş yapar onu söyle bakayım. Sıvacının iş yapabilmesi için önce biriniz... Ne kadar terbiyesiz bir insansın. Hayır bak. İyice ya. De bozuldun la havle ya. Bak bu bir takım çalışması ama. İlk adam işini yapacak ki
İkinci adam da işini yapabilsin. Sonrasında üçüncü adama gelecek. Ne oluyor, o da tüy mü dikiyor? İşte ya bak canım arkadaşım, nereden bildin ya? Sen çünkü benim karşımda üçünü de yaptın, oradan biliyorum. Ya ben zaten takım çalışması gibi adamım Zuhal bak. Aynı anda üç kişilik performans sergilerim. İstersen benim sevgililerime sor. Ha, levyeyi yiyeceksin şimdi, kafana olacak o, biliyorsun değil mi? Ama zaten her insan bir takım çalışmasının ürünü değil midir? İyi de herkes senin gibi ulu orta anlatmıyor Mustafa Efendi. Ya anlatamadıktan sonra ne önemi var? Ha şey yapmışsın, ha yapmamışsın. Ya vallahi çağıracağım. Nöbetçiler, tutun bütün nöbetçiler gelsin. Hepsini çağırıyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Bak Mustafa, şimdi ben sana birkaç tane soru soracağım ama hani senin ne düşündüğün benim de çok da umurumda değil de. Hani merak etmiyorum da dinleyicilerimiz o sırada düşünsün diye seni kullanacağım. İzin veriyor musun? Sağ ol ya, bu kadar açık sözlü olmana gerek yoktu benim. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim şimdi sana? Ha ne yapayım? Soru geliyor bak. Ayda $1 milyon kazanacaksın ama evden dışarı çıkman yasak. Kabul eder miydin? Komşuya da mı gidemiyorsun? Hayır, gidemezsin. Eve sipariş verebilirim. Hayır, o da yok. Sadece evden çıkamayacaksın, o kadar. O zaman ne olacak? Aşk, evde mi yaşayacağım sadece ya? Oo, ev bana, ben eve ha. İyi, sadece ben eve birileri gelebilir ama. Ha, anlayan anladı diyorsun yani. Pislik. Ne var? Benim evim kapı merkezi açık ya. Peki şu an bir sana soracağım bir sorunun cevabı verecek olsa ona ne sorardın? What did you find again which you don't find me? Nasıl soru? Ne diyorsun oğlum ya? Yani demek istedim ki, yani Ganya'da bulup da bende bulamadığın şey nedir dedim. Kim Kardashian'a? He, cevaplar mı dersin? Ne dersin? Santim santim cevaplar Mustafa, sen hiç merak etme. Of ya, bak üzgün surat. Üzgün surat diyor. İlla emoji gönderemiyor bana sevgili Süper FM dinleyenler, üzgün surat diyor ya, böyle bir şey olamaz. Horoz boyutunda 100 tane zebranın mı sana saldırması isterdin yoksa Safiye ile Faik mi? Pas diyorum. Diyemezsin. O zaman Safiye ve Faik diyorum. Neden? Ya bu yaştan sonra attan kaçamam Zuhal yani. At değil, at değil, zebra zebra. Hem bak ha, horoz boyutunda. Ya sen de şey gibi konuşuyorsun ya, at attır işte, at da attır, zebra da attır. Yani ne büyük, bütün büyükler aynı değil mi zaten? Peki 45 yaşına kadar dünyadaki her ülkeyi ziyaret etmiş bir şekilde mi ölmek isterdin? Yoksa hayatın boyunca doğduğun şehirden çıkmayarak 100 yaşına kadar yaşamayı mı? Valla 45'e ne kaldı ki Zuhal ya? Evimde otururum 100'e kadar, mis valla. Ulan ne kadar miskin adamsın ya. Ya sen de hemen öleyim istiyorsun yani. Aa Allah korusun, o biçimle kırdı. Bence de korusun. O zaman kısa bir ara verelim. Verelim, buyurun bakalım. Hadi bakalım. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Şimdi bugün burada inanılmaz bir konuyu masaya atacağım Zuhal'cığım. İzin var mı? Tamam var da ne olacak sonra? Ama bak hep birlikte inanamayacağız konuşulanlara. De bakayım ne diyeceğim. Böyle WhatsApp'ta mı, Facebook'ta mı yoksa Instagram'da mı daha iyi yürünür karşı cinse? Yani yine konuşulmayanı konuşacağız diyorsun. Aynen. Senin bir tahminin var mı Zuhal? Ergen miyim ben, nereden bileyim ya? Ben ergen miyim sanki ya? Biraz ergen irisisin. Bak ben diyorum ki Zuhal en iyisi. Evet şu. Dinleyenler lütfen dikkat kesin. Mustafa çok önemli bir şey açıklıyor. En iyisi üçünden de yürümek. Hangi yol açıksa oradan devam edeceğiz. Sanki köprü trafiğinden mi? Oldu olacak evi ve trafikten kıza giden yolları kontrol et bari. Oo bak şu an daha yani bir fikir attın ortaya ama haberin yok ya. Ne fikri? Söyleme. Bak ben bu fikri çalarım ha. Senden önce gidip patenti alayım ben bunu. Bana da söylesene benim fikrimi ya. Zuhal bak herkesin boynunda tabela olacak, tamam mı? Hı. Yolda trafiği gösteren tabelalar gibi ama. Mesela WhatsApp kırmızı, Instagram kırmızı, Facebook yeşil diyelim. Ne oldu? Ne bileyim ne oldu? Bu durumda kıza Facebook'tan yürüyeceğiz işte. Çünkü Facebook yeşil. Şimdi bu fikir benim miymiş? Zuhal'cığım tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız fikir. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya alnından öpeceğim seni. Ama hemen öpme, hayır istemem. Elinden öpeyim. Aa yok, hayır. Ama çok iyi fikir ya, bir şey yapmam lazım. Git Fatih'i öp o zaman istersen. O zaman Fatih buraya kaç, gel. Kaç Fatih, kaç. Kaç, hemen bir şarkı gir, kaç. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Oyna, oyna, hopla.
Efendim elimdeki Mayo's Inc. istatistiklerle yayınımıza devam ediyoruz. İnsanoğlunun yalnızca %2'si kızılmış. Vaa, demek ki neymiş, kızılı buldum mu nikah basacaksın ha? Zaten az bulunuyor. Ne nikah ya? Önce bir tatlı bir şey söyle, bir giriş yap ya. Zuhacığım kapıyorlar. Bak etraf zırtlan dolu. Yemeğe kızılla çıkmışsın, bir bakmışsın tek dönüyorsun. Sen de bu kadar kolay vazgeçilebilir olma. Vazgeçenler utansın be. Ay, taş basar böğrüme beklerim diyorsun ha. Aynen bak, bir sürü taş altın var neticede değil mi? Sensin zırtlan. En büyük zırtlan sensin. Ya zırtlanlık da kulağı kandırmaktır Zuhay'cığım ya. Al o zaman sana yeni istatistik. Avrupa kökenli olan insanların %2'sinin ABCC11 geni sayesinde koltuk altları kokmuyormuş. Vay arkadaş, şansa bak ya. İnsan dediğin kokar ya, ne şansı Mustafa, sandalye mi bu kokması? Ya tamam da durduk yere soğan cüccüğü gibi kokmanın ne alemi var şimdi? O senin problemin, sen kokuyorsan biz ne yapalım yani? Ben değil ya, bir arkadaşım için şey yaptım. Hadi hadi, hep arkadaşlar. Vallahi bak, hafif kilolu bir çocuk, tamam mı? Tavuk döneri de seviyordur o. Aa, Allah bilir. Nereden bildin? Genelde yani öyle oluyor, bana birini çağrıştırdı da oradan bildim. Aa vallahi çok akıllısın ha. Ya ben böyle insanlarla tokalaşmam bile. Aa, aynen katılıyorum Zuhay'cığım. Direkt muah diye öpeceğim. Niye güldün şimdi, anlamadım ben. Ne oldu ki? Dinleyicilerimize de anlatır mısın? Onlar bizi görmüyorlar. Şimdi merak ederler. Bizi ancak söylediklerimizden anlayabiliyorlar. Sen böyle kakır kakır gülersen o da moka. Hayır tamam. Evet buyurun, devam edelim. Ya devam edin buyurun. Sen et. Ben ne edeceğim ya? Evet, mıstık yine contaları yandı efendim. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra Zuhal Topal'ın günlüğü saat 9'a kadar devam edecek. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Zuhal, ya kaç gündür sana söyleyeceğim, unutuyorum ya. Bülent Ersoy'la ömürgediğin şeyi gördün mü? Neyi? Bülent Ersoy hafta başında bir tane magazin programına telefonda bağlandı da. Benim haberim yok. Yok mu? Bak, hayır. Bak sana söyleyeyim. Şimdi Bülent Ersoy şey yapmış ya, ömürgediğin peşine dedektif takacağım. Ha, bir kürk giyme meselesi evet. Vardı galiba. Ondan sonra dedektif takmış galiba. İşte böyle canlı yayına bağladılar Bülent Ersoy hanımefendiyi. Bak kibarım şimdi. Bravo. Tebrik ederim hanımefendi. Doğru ondan yoldasın. Bülent diyor ki böyle işte ömürü gördüm. Bülent. Ne, adı Bülent değil mi ya? Bülent Hanım. Tamam işte Bülent Ersoy. Evet. Ondan sonra diyor ki şey ömürü o hanımefendi cumartesi günü balıkçıda görmüşler diyor. Ömür yedi. Böyle şapur şapur balık yedi diyor. Hı. Ne oldu diyor, kedi köpek hayvan da balık hayvan değil mi diyor. Ondan sonra diyor ki bir de diyor onun gittiği balıkçılarda diyor böyle böceği siz bilirsiniz dedi. Böyle ıstakozdur dedi. Canlı canlı suya atılır, onu çığlıkları dedi, çok kötüdür dedi. Hakikaten ama. Müge ile Gülşen dedi ki sunucu kız da. Bülent Hanım dedi ya ömür yedi ıstakoz mu yedi dedi. Bülent Ersoy diyor ki aa ne ıstakozu be dedi. O 1000-2000 liralık maaşıyla ıstakoz mu yer dedi. Eyvah. Ben de şeyi duydum. Neyi? İşte şey demişler galiba, hani sahne aldığı yerler, o da şarkıcı meslektaşınız demişler. Ha, evet evet. O da şey demiş, o kapı gıcırtısı sesiyle gibi bir şey söylemiş değil mi? O evet. Için bak Bülent Ersoy'la ilgili ya da onun isminin geçtiği cümleler kuratmadan evvel iyice bir düşünmek lazım Mustafa. Bu lafım sana da aynı zamanda. Ama bir şey söyleyeyim, Bülent Hanım'la biz iyidir hani aramız bizim. Hani o bir zamanlar öyleydi. Bence bu radyo programından sonra değişmiştir. Yok, ben Bülent Ersoy'un akıllı insanları sevdiğini biliyorum. Bir de ay canım, ay kendine de hemen pay çıkarılmış. Hayır. Şu anlamda demektim. Ya ben Bülent Hanım'a bir saygısızlık yapmıyorum ki. Tabii ki canım. Hani insanların söylemek istediği şeyi ben burada hani bana verilen fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Herkes. Bütün yetkililere diyorsun. Arada yetkililerine şey yapayım. Avucu alayım. Ondan sonra vallahi ciddi söylüyorum abi. Ya ömür gelip niye Bülent Ersoy laf söylüyor ya? Bence de yani bir şey söylememesi de hani şundan dolayı, şimdi kürk giymesin diyor. Evet doğru bir şey söylüyor. Giymesin bence de. Ben de kürke karşıyım. Ama tabii hani bir yandan da işte o dedektif takmalar bilmem neler de pek de hoş değil yani. Aa bence hoş. Ben çok seviyorum abi. Bülent Ersoy bir şey yapıyorsa doğrudur ha. Ha bilemeyiz onu. Ama bence büyük mevzular çıkacak. Kesin sıkıştıracak bir yerde ömürü, ben sana söyleyeyim. Seni de bir gün bir yerde sıkıştıracak. Göreceksin gününü. Bence kısa bir şarkı arası vermenin vakti geldi de çattı bile. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal şeyi duydun mu? Gecenin kraliçesi bitiyormuş ya.
Aa. Valla Meryem İlişe bu ay bitiyormuş. Ne büyük umutlarla başlamıştı oysa ki. Ama abi bizimkiler de suç. Allah aşkına bak şimdi Meryem Uzerli'nin hiçbir günahı yok. Ya kız zaten bir dizide oynadı. Eyvallah muhteşem bir. Evet. Şimdi ne diye o kadar büyütürsün sen? Yok işte son 3 gün Meryem Uzerli geliyor. Ya ne tanıtımlar. Bu nedir ne ya? Ya ben zaten bak aslında kişiler değil ama bir projenin başarısının bir kişiye mal edilmesinin ya da o kişinin her yapacağı işi çok tutacağını ya bu bir ekip işidir, senaryo, doğru kanal, yapımcı, diğer oyuncular o kadar önemli ki dizi sektöründe. Yani dolayısıyla bir kişiye böyle ağır misyonlar yüklemek de o insanı ezmek yani aslında bir yerde. Şimdi kızcağızın da omuzda da büyük yük vardı. Ya o kadar çok beklenti yükseldi ki. Yükseldi ama bence kast da yanlıştı. Meryem'e göre bir rol de değildi bence. Murat Yıldırım kardeşi gibi duruyordu ya. Yani işte yanlış kast yapılmış. Hikaye çok sıcak ve bizden değildi bence yine. Bir de ben şeye çok inanıyorum. Türk halkı artık samimiyeti seviyor ve evet. Şişirilen şeyleri seviyor. Evet, evet, evet. Yarın filmlere girecekmiş Ozan Güvenli. Ha evet bir film vardı galiba. Ama bilmiyorum ben onda çok izleneceğini düşünmüyorum. Sen de iyice gömdün ya. Ama niye? Abi zaten hani gömmek diye bir şey yok. Geç haftada beyaza çıktı. Hı. Ya izlenmeli program şeyi söylemek istiyorum. Yani kızı o kadar şişirince insanlara şey geldi. Antipatik geldi bence. Olmadı. Ya niye zorluyoruz ki yani? E şimdi bak Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl'da evet çok iyiydi. Ve de çok güzel bir diziydi. Türk televizyonlarına yeni bir soluk getirmişti. Uzun bir aradan sonra prodüksiyonuyla, kostümüyle, sanatıyla, oyuncularıyla, yönetmenliğiyle, yazarıyla müthiş bir ekol yarattı. Ve çok izlendi tabii ki. E şimdi sen şimdi orada Meryem gitti, başka birisi. Ya da kalk aynısını bir kopyası gibi bir şeyi yap. Olmuyor işte. Yani o dizi o zaman güzeldi. O haliyle, o oyuncularıyla güzeldi. E sonuçta yani o dizide... Şimdi başka dizilerde de yapıyorlar. Bir oyuncu bir dizide oynadığında çok tuttuğunda zannediyor ki bütün dizileri çok izlenecek. Aynen. İşte bu yanlış bir düşünce. Hakikaten proje işidir bu. Ben inanıyorum ki her şeyin bir doğru zamanı ve yeri var. O olmadığı sürece maalesef başarısızlık da kaçınılmaz oluyor. Ben üzüldüm tabii çünkü bir dizinin arkasında bir 50-60 kişi çalışıyor en az. Dolayısıyla ben ekiplere daha çok üzülüyorum. Bitmesine de üzüldüm onun için. Doğru söz. Kısa bir ara verelim. Aa Mustafa Bey'e baksa. Baya baya kontrolü ele geçirdin sen. Evet dur kısa bir ara verelim. Ondan sonra hemen başlayacağız. Ne yapacaksın o kısa arada çok merak ettim. Aa, su içeceğim. Su içeceğim. Bir tek su mu? Evet. 3 şişe su lütfen orada. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal bak kaç gündür vallahi soracağım sana unutamıyorum ya. Sor bakayım. Şeyi gördün mü Sevim Emre'nin Photoshop'lu fotoğrafını? Yo. Dalga geçiyorsun. Vallahi görmedim. Nasıl görmedin ya? Yemin ederim görmedim şimdi ya. Sevim Emre fotoğraf çektiriyor. Evet. Bak sana göstereceğim fotoğrafı. Evet. Ondan sonra internet tıkılıyor çünkü Photoshop yapıyor. He. Fakat o kadar kötü Photoshop yapıyor ki bak. Ciddi misin bakayım. Bak. Ben görmedim sevgili dinleyenler şimdi göstereyim. Bak. Ya hadi canım. Bunu... Bu o Luna Park'larda sihirli aynalar var ya görüntüler. Onun gibi bir şey yanlışlıkla mı yaptı acaba? Hayır. Düşün Photoshop'ta o kadar uzak ki. Bu Photoshop değil ki. Bu yoktan birini var etmiş tekrar. Böyle biri yok bence. Arkada şey yapmışlar. Millet neler yazmış işte. Arkada tsunami çıkmış. Ondan sonra bu tepkiler çok gelince hemen fotoğrafı kaldırıyor. Ondan sonra yazıyı da şey yazıyor. Ayşe yazıyor. Öz Yılmazer. İşte sevgili Ayşe Öz Yılmazer. İşte diline doluyor falan diyor. Ama bayağı bir olay oldu ya. Ya sen niye böyle bir şey yaparsın ya? Evet olmamış bu ya. Biraz komik olmuş yani. Ya niye abi bu insanları anlamıyorum. Hani özellikle mi konuşturmayı seviyorlar haklarında şey yapıyorlar. Belki de mutlu olmuştur. Ya nesinden mutlu olacak Allah aşkına ya. Niye sen Snapchat yapınca mutlu oluyorsun? Biz mutlu olmuyoruz ama. Ama pardon bir de bizi düşün. Pardon da canım arkadaşım benim Snapchat'im Mustafa Kotan bu arada. Vereyim adresimi. Onu da sokuşturuyor hemen abi. Ben Snapchat'imi hani beni izleyebilenler görüyor sadece. Hani ben tutup da Photoshop hani ben gerçekten kendime barışık bir insan olduğum için hani. Maalesef. Her yerimi koyup o günüm Ginger'dan bindim düştüm onu bile koydum yani. Biliyor musunuz ben de bindim düştüm ben koymadım tabii ama hala kolum ağrıyor ya. Buraya birisi getirmiş radyoda. İnanamadık ya ben de... Bir anda gördüm, heves ettim, bindim, çok fena düştüm ya. Peki benim gayet şey gibi binip de pat diye düşme. Ben sadece ufak bir detay atlamışım, onun nasıl durduğunu sormayı unutmuşum.
Nasıl durduğunu çözseydin bir sıkıntı olmayacaktı. Ben şey alacağım, cincir alacağım kendime bir tane. Çok sen şey... zencefil al bir tutam da at limonlu ballı suyu iç de gel. Hadi bırak şimdi cinciri efendim. Aa, yayınımızın sonuna gelmişiz. İnanamıyorum, bugün de bitti efendim. Koskoca Zuhal Topal'ın günlüğü eridi gitti gözlerimizin önünde. Sizin de kulaklarınızın dibinde. Efendim sabah 7'de süper efendim buluşmak üzere. Güzel, mutlu, neşeli, sağlıklı bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.